Bence oyunun kırılma anı tamam. Hakikaten üçüncü günler maç oynuyoruz bu sıcakta da. Seyahatler, o bu bunların hepsi tamam. Ama bir 10-15 ile 45 arası var ki muhteşem bir top oynuyoruz. 2-0 öndeyiz, üçüncü kaçıyor, dördüncü kaçıyor, beşinci kaçıyor, altıncı kaçıyor da kaçıyor. Şimdi rakibinizi en kötü 2-0 girebilirsiniz. 2-0 başka bir oyun demektir. Ama 2-1 daima herkesin umududur. Biz de 2-0 gerilirsek, 2-1 yapsak, şimdi 2-2 yapıyoruz deriz. Ama 2-0, 3-0 başka bir şeydir, başka bir oyun oynanır. Maalesef biz bunları atamadık, çok basitlerini atamadık. Basit pasları kullanamadık. Bu gol pozisyonları da yapamayınca 2-0 da bitebilirdi ama maalesef topu kaybettiğimiz yerle gol yediğimiz yer arasında 3'e 1'iz. Yani 3 defans oyuncusuna 1 hücum oyuncusu. Ortalayan Yusuf'la 1 oyuncumuz 4'e 2'yiz maalesef. Gol yedik. Bu biraz açıkçası üzdü bizi. Çünkü daha rahat bir oynayacaktık. Biz oyunun bir, ikinci yarının bir bölümünde zaten düşeceğimiz aşikar. Bunu ancak skorla ve rahat bir oyunla topun bizde olmasını sağlayarak, bol pas dolaştırarak belki o fizik düşüşümüzü halledebilirdik. Çabuk oyuncularımızla yine pozisyon bulabilirdik ama hele hele bir de 60'tan sonra hiç aklımızda olmayan çıkarken bir gol yiyince tabii rakip yükseldikçe yükseldi. Biz düştükçe düştük. Son 15 dakika zaten bazı oyuncularımızın fiziksel olarak artık gitmez oldu. Dolayısıyla buna rağmen bir iki pozisyon daha bulduk. İşte Feghouli ile belki boş kale şu bu. O da olmadı ama sonra da 3-2 de kaybedebilirdik. Bu kadar da maalesef pozisyon verdik. Buradaki akılda olmayan Alex'in çıkışıydı. Midesinde bir problem oldu. Dolayısıyla bir denedik. Yok hocam deyince, ağrım var deyince almak zorunda kaldık. O bizim için tabii önemli bir oyuncu. Akılda olmayan bir değişikti. Ama buna rağmen Galatasaray 2-0 öne geçtiyse kazanmalı. Bunun herhangi bir pardonu yok yani. Ben ilaç tabii keşke olsa da versem de benim vereceğim ilaç forma. Galatasaray formasının 9 numarasını veriyorsak zaten ilaç odur. O da ilaç olmuyorsa hiçbir şey ilaç olmaz. Yoksa benim yanımda oturacak. Pozisyona girmeleri benim için sevindirici. Atarlar, onlar golcüler. Onun için Cagney'i yorgun olduğu için çıkardım. 2-3 topu götürürken bir hayli kolay değil. Ağır da bir vücut. Onun için çıkardım. Mustafa girdi. Maalesef tabii golcülerimiz atsa o birilerinin atması sevindirici. Orta sahalarımızın, kenar oyuncularımızın, defansımızın atması sevindirici ama esas beklediklerimiz de atarsa zaten olay kendiliğinden çözülmüş oluyor. Onlar gol atarak çözecekler kendi problemlerini. Bizim de problemimiz başka şekil yok. %100 bunun hiç başka şeyi yok. Yani bunun tek anlatımı o. Kolay bir şey değil. İşte oraya iş varmadan biz de işi bitirir miyiz diye bir plan yapmıştık da doğru da gidiyordu açıkçası. Yani ilk yarı bakıyorum Cagne, Kerem, Barış, Murutan, Alex, Berkan gayet iyi istediklerimizi yaparak hatta herkese de keyifli anlar yaşatarak rahat rahat girdiler her pozisyona ama maalesef hiç pozisyon yokken, aklınızda herhangi bir şey yokken içeri girerken 30 saniye kala gol diyorsun. Bu tabii üzüyor, bu sarsıyor. Ne olursa olsun acaba'yı sokuyor kafanıza oyuncu olarak. Kimiz çünkü. Nitekim acaba en son Santra'da çıkarken kaptırdığımız golle ki bunu biz
en kritik maçlarda da yapıyoruz. Önleyemedik de kaptırdıktan sonra. Bu tip maçlar bazen yani aklınızda, fikrinizde olmayacak, maçın gidişatına hiç uymayacak bir sonuç bu. Ama öğrenecekler onlar da, bazı gençler daha tecrübelenecek, tecrübeliler biraz daha dikkat edecek, öğrenecekler. Siz bazen yalnız. Bazen acı ders verir hayat, bu onlardan bir tanesi. Bu hatalar olacak. Ben memnunum kendilerinden. Bütün oyuncularım elinden geleni yapıyor. Bazen istemediğiniz işler de oluyor. Ne kadar dikkat etseniz, ne kadar teoride anlatsanız, pratikte gösterseniz, videoda tekrar etseniz, ısrarla bazen oluyor işte. O adrenalinde, o maç anında, o atmosferde hatalar oluyor. Biz o hataları en aza indirmeye çalışacağız. Oyuncularımdan memnunum. Onlar benden daha çok üzülmüştür. Bugün kaybedebilirdik de yani. Ancak çok farklı bir şey beklerken bu tabii hayal kırıklığı. Ama hiçbir oyuncu beni hayal kırıklığına uğratmadı. En azından hayal kırıklığına uğratsa da ben kimseyle paylaşmam. Kendim kendilerini hallederim. Vallahi bu UEFA zaten önemli bir kuruluş. Dolayısıyla dedi ki Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir. Onun için ben ona böyle bir kura çekeyim. Kampiyonlara yakışır, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır yerde dursun. Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir kura çektik. O yüzden UEFA bizi düşündü yani. Bunların yeri burasıdır. Oralarda işi yok. En ağır kurayı biz çektik çok net olarak. Zor takımlar. Ama o günlerde biz daha iyi olacağız. Onların atmosferi buradan daha başkadır. Herkesle çat çat oynayacağız inşallah. Vallahi bir yandan bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor veyahut da sonuçları artık sonuna geldik. Bir yandan da bazı oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. İnşallah şu birkaç günde onları da hallederiz, kafamızdakileri. Ama ne olursa olsun biz büyük bir bölümünü hallettik ama gidenlerle gelenleri tam olarak ayın 2'sinde UEFA listesini verdikten sonra ayın 8'ine kadar da hatta 10'una kadar da federasyon listesini verinceye kadar da zamanımız var. Çalışıyoruz yani. Vallahi tabii her zaman bir Melo, her zaman bir Fernando bulamıyorsunuz. Açıkçası tabii o mevkiler benim futbol anlayışımda önemli oldu, haklısınız. Bakalım daha var transfere. Her şey olabilir tabii. Biliyorsunuz zaten Getson'u da onun için geçen sene oraya almıştık. Seri o yüzden oraya almıştık. Lemina'yı. Bakalım daha var ama Taylan da bize çok önemli işler yaptı. Belki hatalı davranmış olabilir ama sevabı da çok fazla işler yaptı. Taylan'ı da bir kenara atmayalım. Olur futbolda. Taylan'ı da kaptırdıktan sonra kaleye kadar daha 50 metre var. O top kesilse şu anda o mevzuyu konuşmuyoruz olacağız. Onun için Taylan da Berkan da onlar bize lazım oyuncular. Orta sahaya bir kişi düşünüyoruz zaten. Getson'u düşündüğümüze göre zaten çok açık. Son soru. Hocam bir de son milyarı var. Milyarı da Galatasaray nasıl bir hazırlık yapacak? Bu Galatasaray'a yarayacak mı bu ara? Hatalarından telafi çıkaracak mı? Öyle bir düşünceleriniz var. Aşağı yukarı 11 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dolayısıyla kalan oyuncularımız da bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir iki tane de maç oynayacağız ki maç oynamayanların maç kabiliyetini de arttırmak için. Sonuç olarak bir dinlenmekte yarar var. Çünkü
önümüz de böyle. Yani dinlendikten sonra döndüğümüzdeki trafik bir hayli sıkışık, karışık. Yani artık futbolda çarşambalar, perşembeler, pazarlar, cumartesiler dolu. Profesyonel futbolcular kendilerini buna göre hazırlayacaklar. Onun için burayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hocam, Teva yararlı olan maç bu dönemde olabilir mi? Antalya Spor'la olan maç? Yok, çünkü 11-12 oyuncumuz yok. Hani biz de istiyoruz ki biraz hasılat olsun, bir şey olsun.